arkadaşlar. Sönmezlerimizi artık doğumlara başladılar. 12 tane doğum yapan koyunumuz. Susar mısın? Bir şey konuşuyorum. 12 tane doğum yapan koyunumuz var. İlk erken doğum oldu. Kuzusu ölü doğdu zaten, hani inceledikten sonra belliydi şey. Kuzu biraz daha tam gelişememişti. Koyunun sütü de dolmamıştı. Aha, koyunun sütü de gelmedi sonradan. Dur kızım. Bir tane öyle erken doğumumuz var. Bir tane engelli doğum var. Sakat doğdu kuzu. Bu koyunumuz doğurdu onu da. Kuzusu 2 gün önce yaşadı. Bana da ikiz doğuranların birinin kuzusunu verdik. Ya bunun için çaba harcamadık. Kendi kendine aldı koyun aslında. Ya şurada bir koyunumuz var. Bu koyunumuz geçen sene 300 doğurmuştu. Top işimiz. Yani yine kuzularını sahiplenmekte güçlük çekti. Bu yıl da onu sahiplendi, bunu sahiplenmedi. Ya onun yanına koyduk bu sabah. Normalde sağıyorduk onu, koyunu. 3 gündür sağıyoruz. Şey deneyecektik, yani bir koyunla denenmez aslında ama yani süt verimi deneyecektik. Onu burada ayrı tutuyoruz bu bölmede. Yemdir, samandır vermiyoruz, sadece yayılımla. Daha sonra da biraz yem takviyesi yaparak sütünü ölçmeyi deniyorduk. Yani bir koyun da olsa elimizde ufak bir yine bilgi sahibi verirdi. Yani 3 gün sağdık, yaklaşık 2 litreye yakın süt verimi oldu. Yemsiz şekilde. Yani bu sabah da bu ponçeyi sahiplendirdik ona. Hiç yadırgamadı, emzirdi. Bu koyun kenara gitti, yine birazdan ortaya çıkacak. Burada da kedilerimiz var, bekliyorlar. Biri bir köşede, biri bir köşede. Süt sağ olsun da içelim. Bu koyunumuz hiç beklemiyorduk, 300 doğurdu. Geçen sene tek doğurmuştu. Ne yapıyorsun? Ya bu yaklaşık doğalı 4 gün falan oldu bunlar doğalı. Bölmeden hiç çıkarmadık. Bunlar çok küçük, minnak bir şeylerdi. Maşallah çabuk geliştiler. Bu koyunumuz diğer koyunla aynı anda doğum yaptı. 300'ün tekini bu hanımefendiye sahiplendirdik. Süt yetmemesi durumunda sıkıntı olur diye. Hatta yavru boylarından gayet net fark ediliyor. Yani bu da bundan yaklaşık bir yarım saat sonra falan doğum yaptı. Ya 3 tane bir koyuna kuzu yanında fazla zaten. Onu direkt buna sahiplendirdik. Bu kendi kuzusu. Bu da 3 gün oldu sanırım. 3 gün. Bugün en kaçı? Aynı. Ha, 4 gün oldu aynen. Bu da 4 gün oldu, kendi kuzusu. Yani tek doğum. Dişi. Bu minnak fareyi de ona sahiplendirdik. O da çok zorlanmadı sahiplenmesinde. Direkt yani doğum suyunu üzerine sürdükten sonra ötekiyle beraber sahiplendi. Hani zorluk çıkarmadı bize. Bunun da daha sağlıklı bir yaşamı olacak bu yüzden. Zaten boy farkı. Bu minnak diye daha boyamadık. Bu şeyler küçük kalıyor. Yazılar. Böyle bunları da artık çıkartacağız bölmelerden. Bu sabah bir 300'ümüz daha doğdu. O yanı aldı. Onu da göstereceğiz size. Fakat bir tanesi ölü doğum. Yani ikiz diyebiliriz aslında. Orada da bir şey, sakızımız var yine doğan. Diğer bölmede, evet. O da ikiz yaptı. Yani şu an toplamda 4 tek, 4 ikiz, 2 tane de 300 doğumumuz oldu. Bir erken doğum, bir de sakat doğumumuz var. 12 koyundan şu anlık durumumuz bu. Burası, ne yapıyorsun burada? Git geri bak, kuzuna. Yürü sen de yeni annen peşine. Yürü 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 yürü. Ay dedim.
Burada dün akşam doğan bir ikizimiz var. Maşallah kocaman dadalar, bir diş bir erkek. Kızım. Ya bu da ilk başlarda doğan koyunlar zaten hani şey belli zaten hani. İlk doğanlar çelimsiz koyunlar doğurmaya başladı ilk başlarda. Hani böyle kalıplı güzel koyunlar sonraya kaldı hep. Yine yana aldı kalan koyunları göstereceğiz. Aha. Şimdi. Ya sakızlarda da öyle oldu. Yani bunun bir sebebi var mı bilmiyorum ama ilk başlarda çelimsiz zayıf koyunlar doğmaya başladı. Sonradan şeyler güzel kalıplı koyunlar başlıyor. Hadi yavaş. İkizlerde hep bir dişi bir erkek olarak gidiyoruz bakalım. Daha iki erkek ya da iki dişi yapan yok. Burada da yine diğer kızlarımız var. Sakızlarınkiler artık bayağı büyüdüler. Evet, bunlar da dubalarımız. Koyularımız artık. Yavaş yavaş. Bunlar damızlıklarımız geçen sene bıraktığımız artık bayağı gelişmeye başladılar. Büyümeye başladılar. Ayrıyı gösterelim mi Cemil ya? Bu sakız melezinden Hayriye dediğimiz çok sevdiğimiz bir koyun. Ve şöyle bir karnı var. Geçen sene ya genelde ikiz doğuruyor ama hiç bu kadar büyümemişti karnı. Ya çok iri doğuracak ya da bir ihtimal 300 belki. Bu da son sabah doğuran ikizimiz. Hatta üçümüz bir tane ölü orada, onu çok videoda göstermeyelim. Yani şöyle uzaktan göstereyim. Baya hani karanlık saatte doğurmuş herhalde. Elimde dosyayla geziyorum, kapatmaya çalışıyorum. Çok rüzgar var. Anne burada ya. Yanlış. Bu dişi olan. Rüzgardan dolayı hemen içeri kaçıyoruz. Hayriye. Fırtına bakıyor. Bugün yarın fena fırtına gösteriyor. Bu da tavuğumuz, iki tane tavuğumuz kaldı. Kalanlarını köpek yedi. Bunlar da yeni yumurtlamaya başladı. Sonunda yumurta almaya başladık tavuklarımızdan. Artık yumurtamızı yiyebiliyoruz. Bir gün tek, bir gün iki. Öyle alıp kenarda biriktirip. Ne diyor? Ne söyleniyor? Git. Saçlı. Evet, şu an doğumlarımız bu şekilde. Oyun mu oynuyor? Bizim adı da Çirkin. Kuzulara ne zaman yem koysak kuzularla birlikte yemiyor. Yine doğuran koyunumuzun yemin içine oturmuş. Ay, kuzu nerede dedim ben. Peki orada yemiyor. O hala yemiyor, evet. Sen nasıl 300 doğurdun acaba? Şu haline bakar mısın? Tekten 300'e geçiş. Hadi hocam. Kuzular çabuk büyüdü. Yani kedi yavrusu kadarlardı doğduklarını ama cidden güzel geliştiler. Çekil bakalım arkadaşlar. Yapıyor.
Tak bakalım. Sen de kalk, doğum işi. Arkasına geldi. Valla çok ilginç. Ben hiç anlamadım ya. Ne yapıyorsun? Da sakız melezlerimizden çok güzel bir koyunumuz. Harika diyoruz kendisine. Değil mi kızım? Burada bir koca başımız var. Koca kafalı var burada bir tane. Koca kafalı. Koca kafalı. Abi ayıp ayıp. Kuzular bütün gece annelerin tepesinde geziyor. Sırtları hep kir olmuş. Ayaklarını annelerin üstüne mi sürüyorlar? Ne yapıyorlar artık? Yapıyor. Yemeğimizi hep kontrol ediyoruz. İçine ayaklarını sokuyorlar. Bok olabiliyor. Sürekli temizliyoruz içini. Şunu çiftçi yapınca çok sokmuyorlar. Ya akıllı oğlu hala geçemedik. Ya şimdilik böyle idare ediyoruz. Seneye inşallah bakalım akıllı oğluklardan alacağız. Ya ilk başlarda böyle elle vermek daha sağlıklı benim için. Nasıl diyeyim, hani hayvanın ne yediğini, ne kadar yediğini, nasıl yediğini görmek daha farklı oluyor. Doğru öğrenmeden kolaya kaçmayı sevmiyoruz. Kuzudan önce kedi geliyor. Çirkinimiz. Kalite kontrol. diğer yemleri yemiyordu eski yemleri. Şimdi bayağı kaliteli bir yem aldık. Onları gayet güzel yiyor. İştahla yiyor kediler. Yapıyor. Kuzumuz da bayağı şanslı kuzularımızdan biri oldu. Berada bıraktığımızda koyunun biri yoktu. Yani saydığımızda eksik. 2-3 gün boyunca aradık hayvanı. 2-3 gün boyunca aradık hayvanı. Gezmediğimiz daha tepe kalmadı. Bulamadık bir türlü. Burada köpekler türedi bu ara. Bir 7-8 tane köpek var. Sürülere dalıp hayvanları telef ediyorlar. Herhalde dedik onlara kaptırdık. 3 gün geçti arada. Akşam yola bir baktık. Koyun geliyor kuzusuyla beraber. 3 gün sonunda gelmiş. İkiz doğuran bir koyunumuzdu devamlı. Kuzu o zaman küçüktü. İkiz doğurmuştu yine muhtemelen. Birini kaptırmış kuzunun. Bunun da kuyruğunu kaptırmışlar. Yaralı. Kuyruğunu yedirmiş. Ama geldi yine geriye. Annesiyle 3 gün sonra geldi hayvan buraya. O kadar sürülere sorduk, çobanlara sorduk. Kimse görmemiş. 3 gün sonra nereden çıktı, nereden geldi bilmiyoruz. 3 gün sonra geldi geriye. Da kuyruğu koptu diye herhalde. Güzel bes aldı üzerine.
buradaki sistemimizde şu an böyle yapıyoruz. Kuzuları koyunlardan ayırmak için önce buraya kapatıyoruz. Daha sonra kuzulu koyunlarımızı yan tarafa alıyoruz. Oradan yayılıma çıkıyorlar. Buraya kuzularımıza yonca koyup kapısını açıp yem yemek isteyen orada yiyor. Yoncasını yemek isteyen burada yiyor. Gün boyu burada açık oluyorlar. Daha sonra anneleriyle burada buluşuyorlar. Ve yine kapı açık bir şekilde yemlemeye girip çıkmaya devam ediyorlar. Şöyle arada ilk doğanlarımız bayağı tosunlaştı. Koyunları çardağa geçirelim de. Yok. Sayıma geliyorlarmış da ilçe tarımdan destekleme için. Bunları burada sayarlar, sayarız. Ötekileri kafeslere geçirelim de. O zaman biz gidiyoruz arkadaşlar. Evet, anneleri çıktıktan sonra bu şekilde burada yoncalarını yiyorlar. Bu kapı böyle açık. Hem yemlerine hem yoncalarına anneleri gelene kadar ulaşıyorlar. Daha sonrasında zaten bu kapı yine böyle açık. Yemliğe girip çıkıyorlar. Minişlerimiz. Yapıyor.